Pepsi'nin sunduğu Acayip şovun ikinci bölümünde Önder Özen'in daha önceki yaptığı yayınlarda ikonikleşmiş, sosyal medyada çok konuşulmuş, hepimizi güldüren bazı anılarını izleyeceğiz. Hocam hazırsanız, <laughs> TV Bu'daki yayınınızla başlıyoruz. Erkut Öztürk'ün bir yerde, Erkut'un dirseğine dikkat edin. Dirseğinin kayması sonucunda bir gülme krizi başlıyor. Bakalım. E, hatta... E da galiba oynadı diye biliyorum. Yanlış hatırlamıyorsam. Mesela şöyle bir duruma gidebilir şey ne olacak? Tolgay ve e, Oğuzhan mesela diye Yeni Malatya Spor ee, <laughs> takımın e, in ön Vodafone Arena'da iç sahadaki maçta böyle bir durum olabilir. Yani Tolgay, Oğuzhan Atıma yedek bekleyebilir şampiyonlar gider sonra. Bilmiyorum ne dersiniz? <laughs> göstermiyor. <laughs> Biz bloğu bana ee, bir kulübe gidelim. Erkut'un ısrarla devam etmesi de çok iyi bu arada. Toparlarız zan, <laughs> zannediyor. Şimdi evet. bunun altyapısını anlatayım mı <laughs> kısaca. Şimdi Erkut hakikaten bir stand upçı gibi. Çok bir, bir, bir arkadaşım. çok can arkadaşımız, çok severim. Şimdi yayın için oturuyoruz ya mikrofonlar bağlanırken o ses kontrolü şöyle veriyor. Şimdi ben de az da onun gibi yapacaktım şimdi. Şansal abinin taklidini yapıyor. <laughs> i̇şte verilmeyen goller, atılar, işte penaltılar, kırmızı kartlar, hangi takım, <laughs> <laughs> hangi takım falan yapıyor. Güldürüyor bizi. Her seferinde yapıyor ama her yayına ses kontrolü bu şekilde veriyor. Gülüyoruz. Ondan sonra işte reklam aralarında yine stand-up devam ediyor. Reklamdan dönüyoruz. Kendisi böyle ba bayağı TRT spikeri bir eski TRT spikeri gibi ciddi. Ya biz gülüyoruz abi hemen girilir mi? Yani gülüyoruz. Şimdi birkaç reklam arası üst üste böyle şey yaptı. Güldür stand-up yaptı. En sonunda da kolu kayınca benim aklıma o şeyler geldi. Hangi takım falan. <gülüyor> <gülüyor> o kısım gelince koptuk. Bunun devamları var. Bir e, şampiyonlar ligi finalinde Galler miydi orası? Cardiff'teki maçta. param maçta paramparça etti. Biz yani bir dakikalık anonsu bir buçuk saatte falan çektik yani. Benim gülme krizim yüzünden. Orada da bir şeyler yaptı gene. Aa. Stand up yaptı yani. Büyük stand up herkes duyurulur. Taklidini de çok iyi yapıyor herkese. Acayip yapar. Buradan selamlarımızı iletelim. O zaman ikinci videoya geçelim. Bu arada Rozenburg o da çok zor bir deplasman yani. Orada o oynadım hocam. Evet. Bayağı zorlu bir deplasman. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Sonunda Hasan Şaşkın bakışı çok iyi. O da esas stand upçı Hasan Şaş bu arada. Yani, <laughs> o, o, da acayiptir yani. Formdayken yani Cem Yılmaz falan İnanılmaz yani değil dağıtabilir ortalığı. Bir kere daha anlatayım. Yani şimdi orada Allah rahmet eylesin arkadaşımız Emre Gönlüşan var. Bir evet. kere önce bir onu analım. Canımız arkadaşımız, kardeşimiz. O işte Kural çekimi. NTV stüdyo, stüdyosu burası NTV Spor'un. O stüdyoyu hatırlıyorsunuz karşıda çok dev bir ekran var. Evet. O ekranda da kura çekimini gösteriyor. Kalan takımlar belli. Bu spor servisinin masası. Siz Fuat abinin oturduğu yerde evet. oturuyorsunuz şu anda. Orada oturuyoruz. Emre Gönülşen, Mehmet Demir Yani 90 yerde artının oluyor. ve yüzde futbolun yapıldığı yerin arkasında da o dev evet. pano var. Oradan ekrana bakıyoruz. Şampiyonlar Ligi'nin yayınısı Doğuş Grubu. Neticede biz maça gideceğiz. Ben de Beşiktaş'a kim çıkacak diye bekliyorum ve Beşiktaş'tan daha yeni ayrıldım. Yani hem onu <laughs> bekliyorum hem nereye gideceğiz. <laughs> Yani vize almamız gerekecek mi, görmediğim bir ülkeyi görecek miyim diye beklerken ben dalmışım. O tamamen benim amatör davranışım. Ee, bununla ilgili çok spekülasyon yapıldı. Bir kere Hasan Şaş'a, e, yani onu dinlemiyor olmak benim haddime değil. Yani ona nasıl baktığımı bilirsiniz. Evet. Ne kadar sevdiğimi ve saydığımı bilirsiniz. Kendisinden e, özür dilediğimde, ertesi gün bana gösterildi. Biz farkında değildik. Evet, değildiniz. günde. Nazlı Can Yurt'un sayesinde evet. farkına vardık. O sabah sabah atmış bana öyle haberim oldu. Çok üzüldüm. Aradım kendisine, özür diledim. Böyle bir dalgınlık yap. Ya canını sıkma hocam dert etme dedi. Biz şey yaparız. O Adana'lı şivesiyle söyledi. Çok güzel. O canım ciğerim arkadaşım, kardeşim. seviyor ve sayıyorum. Sadece izleyicilerden çok özür diliyorum. Hı -hı. Yani bu tavrımdan Hı -hı. dolayı, dikkatsizliğimden dolayı izleyicilerden özür diledim. Daha önce tekrar diliyorum. Bu Hocam fırsatta. bu arada bir şey söyleyeceğim. Bence favori size yakışıyor. Öyle mi? Evet. Yeniden bir düşünmek ister misiniz? Düşüneyim yani. Evet. Sizin gibi söylemiş oldum. Düşüneyim. <laughs> Düşün favori. <laughs> evet. Ee, o zaman üçüncü videoya geçelim. Perde arkasını aldık. Üçüncü videoda bu Beşiktaş e, sportif direktörüyken size sorulan bir soru. Sizin verdiğiniz bir hızlı cevap ve burada Sinan Engin'in de canlı yayındaki tepkisi. İşiktaş karnamız. E, oynarsa Beşiktaş'ı oynuyor. E, genelde de spor otoritelerinin eleştirisi o yönde. Takım oyunu oynamıyor şeklinde. Bireysel yetenekli oyuncularla sonuca gidiyor. Buna siz katılıyor musunuz? Katılmıyorum. <laughs> <laughs> Bitti çok net. <laughs> çok net hocam. O zaten katılmıyorum. sizle özdeşleşti o saatten sonra. Evet. Bu da benim üzüldüğüm evet. anlardan bir tanesi. Ee, Mustafa Çevik çok evet. başarılı bir muhabir. Acar muhabir derler ya aynen çok, o, o tarz Bence de bu arada yani. beni Twitter'da çok uzun zaman önce engellemiş. Neden da konusunda hiçbir fikrim yok. Bana da çok kızdı bu şeyden dolayı. Ben onun onun kırılmış olabilme ihtimaline istinaden gerçekten çok üzüldüm. Bunu iştenlikle söylüyorum. Ama fikre katılmadım. Yani sadece fikre katılmadım. O fikir Mustafa Çevik'in fikri değil. Tabii eleştirileri soruyor. Yani Sinan Engin o değerlendirmeyi yapmış. Aynı fikirde olmayabiliriz. Muhtemelen Sinan Engin futbolu benden çok daha iyi biliyordur. Yani o izledi. Sikildir. Ben, ben duygularımla izledim. O mantığıyla izledi maçı. Ben orada yenelim de ne olursa olsun öyle bakıyorum yani. Yeni gelmişim ispat etmeye çalışıyorum. Yani kurduğum takım bir şey olsun istiyorum. Ben irrasyonel baktım bir maç. Onun rasyonel izlediği bir maç. Duygularından bağımsız baktığı bir maç. Doğal olarak o değerlendirme çok sağlıklı olabilir belki teknik olarak hata yapmışımdır ama ben fikre katılmadım ve katılmadığımı söyledim. Mustafa Çevik alınganlık gösterdi, üzüldü. Onu üzdüysem tekrar özür dilerim kendisinden ama Fikri katıldığım bir fikir değildi. Ha, biz bir biraz kesin. aslında yani bu sosyal medyada da sonrasında hem sizde şey olarak gözleşe işte o katılmıyorum konusu. Ha. Biraz aslında mizahi olarak insanın hoşuna gitti. Ya öyle bir ben bunu sonra... mizah olsun diye söylemedim. Evde de yani sizlerle de konuşurken birbirimize katılırız veya katılmayız biz. Evet. Konuşmalarımın içinde onu ayıklamışsınızdır. Katılıyorum dediğime çok şahitsinizdir. Katılmıyorum Tabii dediğime ki. de çok şahitsinizdir. Yani, netsiniz hocam. Ki, bu katılıyorum, olarak. katılmıyorum buydu. Kimseye bir tepkisel bir tavır değildi bu. Hayır. Bu o kadar çok keskin bir şekilde net olmaya... ...insanlar alışık değiller burada, hepimiz alışık değiliz. Evet. Çok Aslında bu şey de var, yani yurt dışında da. Öyle mi, evet ya da hayır cevabını evet. alabiliyorsunuz evet. röportajlarda. Evet. Biz de alışık evet. değiliz. Belki biraz o yüzden insanları gülümseten bir röportaj haline geldi ama sizi çok gülümseten bir an değilmiş onu anladım. beni gülümseten an değildi. Ben bu katılmıyorum ben çok kaçtım daha sonra. Pankart açıyorlar ya. <laughs> Hava falan katılmıyorum Önder Özen falan diye. <gülüyor> <gülüyor> ben bitsin artık istiyorum. Ha. bitmedi bir türlü yıllardır devam ediyor. Ha, katılmıyorumdan rahatsızsınız yani. Ben rahatsızım biraz. Ha. Yani tamam. bir... Ee, bir programın ismini Katılmıyorum koydular. Ben çok karşı çıktım. Yapmayın, yapmayın, yapmayın diye. Katılmıyorum dedi. <laughs> Yaptılar. Ee, o programa da seks program çektik. Hı. Sokrates'te. Hı hı. Ee, onun da ismini ben koydum zannediyorlar belki. Ben koymadım yani. Bunlar benim kaçtığım şeyler. Üzüldüğüm şeyler daha sonra. O zaman bir başka ikonik ana gidelim. Oo, geldi, bak bunu o an geldi. Bunu seviyorum. Bunu seviyorum. Diyo Spor'da siz... Röportaj yapıyorsunuz. Evet. Hikmet Hoca'nın yanındasınız Kamptan. Hikmet Karaman'la kampta. Bakalım. Şeyi çok severim hocam. Bielsa'yı hastayım. Benim hocam Bielsa. Benim hocam Bielsa <laughs> ikonik oldu. Sizin orada verdiğiniz tepki yani bir böyle spektaküler bir şey olduğunu sosyal medyada herkes onu gif olarak koyuyor hemen. Evet. Biri gol attı, biri bir şey oldu. <laughs> ya burada atmosferi tahmin, ede tahmin edemezsiniz. Hikmet Hoca'nın bir papağanı var. Papağanı mı? Pa papağanı ama leylek gibi yani. <gülüyor> <gülüyor> Çok büyük bir papağan. Arada bir Hikmet Hoca geliyor buraya koyuyor, e, konuyor e, papağan. E, i̇smi de Hiko. E, papağanın. Ondan sonra Hikmet Hoca'yla nasıl bir ilişkileri var? O papağanın anlatamam size. Yani papağan Hikmet Hoca'ya çok aşık. İkide bir gelip buraya konuyor. Zaten ona gülüyoruz bir. Şey Kameramanlar korkuyor gelip gagalacak falan diye. Pençeleri böyle acayip. Açıkta takılıyor. Tabii canım Hikmet Hoca'nın kendi papağanı ortalıkta dolaşıyor <laughs> yani. Biz Serengeti Ulusal Parkı'nda gibiyiz yani. <gülüyor> Hakikaten. <gülüyor> tamam mı? Hikmet Hoca'yla da. Futbol konuşmak hakikaten çok güzeldir, keyiflidir yani. Evet. Keyifli anlatır, güzel anlatır. Ee, bir de bazı ortak takıntı haline getirdiğimiz adamlar da vardır. Yani e, ben Marcelo Bielsa'm çok büyük hayranıyım. Ee, sadece onun ne oynattığını görebilmek için de seyahat etmiş bir insan. Ee, o da. Hikmet Hoca da gurmedir yani. Bütün Avrupa'yı dolaştı iyi futbol görmek, oyuncu görmek için falan. Güney Amerika'yı Onunla ilgili bahsediyorduk. Dolayısıyla biraz coşkulu olmamız doğal. <laughs> Peki bunu e, gördüğünüzde insanların tepkisi ilk sizi güldürdü mü bu? Bu sizi gülümseten bir video mu? Yok beni gülümsetmedi. Çünkü ben orada kendimle ilgili bir şey, e, gülecek bir şey bulamadım ama Hikmet Hoca'nın şeyi çok güzel. Benim, Peki... hocam bir <laughs> eser. Şimdi <gülüyor> bu, bu slogan gibi oldu. <laughs> evet. Yani bizim evde bunların çok şeyi döner. Gırgırı çok döner. Birisi özellikle bizim ufaklık bu konularda şeydir yani biraz sosyal medyayı falan da bildiği için. Yemek mesela bana bir yemek söyleyin. Mantı. Benim yemeğim mantı. Yani <laughs> o her şeyi bu, bu benim hocam bir Belisa'ya getirebilir yani. <laughs> hocam ben şimdi beğendiysen eee <laughs> iki oğlunuz var. Büyük Kemal, küçüğü Onur ama yani Onur'la ilişkiniz ve artık Onur'un toplumla olan ilişkisi başka bir noktaya gitti. <laughs> Videolarımız devam edecekti, hazır Onur'a konu gelmişken, evet. e, o işte bütün dünya Fenerbahçe düşmanıdan başladı mevzu. Evet. Ama her gün bir şey oluyor belli ki evde. <laughs> süper süper eğlenceli. <laughs> ya Onur, benle sohbet etmeyi seviyor, vakit geçirmeyi de seviyor. Şimdi biz Üçümüz beraber yemek yeriz. Dışarı işte arada çıktığımızda üçümüz beraber çıkıyoruz. Şey yapıyoruz işte hep beraberiz ama... Kemal tabii... büyük oğlum daha çabuk... işte gençliğe doğru... yaş olarak iki yaş var aralarında. O biraz... böyle arkadaşlarıyla takılmaya başladı. Biz iki sene ekstra takıldık. Onur'la teke tek takıldık yani. Beraber çıkıyoruz, geziyoruz, beraber şey yapıyoruz, gırgır gır yapıyoruz. işte maçları beraber izliyoruz falan. Daha çok sohbet etmeye başladık. Bir de Onur'un olayı biraz benle de uğraşmaktır. Hmm. Mesela Kemal benle çok uğraşmaz. Onur benle uğraşır. Bir gün yemek yiyoruz, şeyi söyledi. O zaman ben yine yorumculuk yapıyorum. Fenerbahçe kötü gitti bir ara. Ben biraz Aykut Hoca ile ilgili değerlendirme yaptım. Baba dedi senin hayatta hiçbir başarın yok. Sen de dayı Hoca'yı kıskanıyorsun dedi. Aa. Sakın bak yor yorum yaparken ağzından böyle şeyler kaçırma. İnsanlar senin Aykut Hoca'yı kıskandığını, çekemediğini hayatta hiçbir başarılı olmadığını falan anlarlar bak dedi. Yapma böyle falan. <laughs> böyle takılır da yani. <laughs> takılır. Ben Benle uğraşır. E? Güzel, güzel şeyimiz var yani. öyle Ben de onunla uğraşırım. O da benimle uğraşır. O yüzden e, sanki şey gibi. Ondan daha çok bahsediyor gibi. Ben de fark ediyorum. Ondan daha çok bahsediyorum. Şeyleri anlattınız zaten. Beşiktaş'ta, Fenerbahçe'de yaşadığınız gol Yalnız bir Livakovic koz var da Yani ufaklıkla ilgili, onurla ilgili. Bende iki tane fotoğrafı var. Hı hı. Kendisi biliyor neler olduğunu. Çok uğraşırsa on, onları yayınlar. Buradan yayınlarım. göz daha veriyoruz. Veriyor. <laughs> <Evet. gülüyor> <laughs> Benim elimdeki en büyük koz o. <laughs> daha fazla gelemez yani. <laughs> Şeyi anlatmak ister misiniz? Livakovic. Ya Livakovic konusunda bana çok şimdi her transferi biliyorsunuz siz de. Bir kere bir kutsama şeyi vardır. Tabii. Yeni gelen herkesi dünyanın en iyisi yaparlar. Ben yayında söyledim. Yani bakın emin emin mi herkes gibi ben, ben öyle hatırlıyorum. Hafızam e, beni evet, Dediniz olsa... ki yani e, A bir kaleci arıyorsanız en iyisi diye şu anda Livakovic mi düşünüyoruz? Evet. Bazı belli yerlerde eksikleri var işte yan top evet. gibi hı hı. E, gibi onları söylediniz. Yani işte o da bundan tatmin olmadı. O şunu duymak istedi ilk başta. Livakovic dünyanın en iyisi, Dünya kupasında uçtu falan filan. İşte kaleyi kapatacak. işte clean sheet, rekoru kıracak falan. Yani onları duymak istiyor. Çünkü taraftar böyle duymak ister. Bunu bilmek ister yani. Ben öyle söylemedim. Yani bazı eksikler görüyorum. Baktık işte şöyle. Eve gittim. Getir bakayım bir de ben bakayım dedi şeye. Vay <laughs> 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 <Boy, Scott'tan, gülüyor> bir de ben bakayım dedi. Yani öyle diyorsun da. Bir de ben göreyim bakayım. <laughs> şeklinde Türkiye. öyle bir biraz fırça tonunda. <laughs> Hocam o zaman bir hızlı tur tamam. bu bölümü kapatalım. Başucu kitabınız var mı? Başucu kitabım. Ya şu anda var. Nedir? Rachel dosyası. Hı -hı. Martin Amis. güzel. Onun ergenlikten işte gençliğe geçecek geç, geçmesini bekliyoruz, okuyoruz. yani. Şu anda Rachel onu geçirecek. <gülüyor> <gülüyor> güzel. Şu anda balık muhabbeti da İsmail Hoca'nın da Fenerbahçe'nin teknik direktörü olmasından sonra Tadiç yine aynı şekilde. Siz ben biliyorum ki çok büyük hakimiyetiniz var orada. Yok o. Yani ee. ne zaman, nerede balık yenir, hangisi yenir, nasıl pişerse daha iyi olur, neyle yenir, Hı. neyle içilir. Onların hepsini biliyorsunuz. Nereden geliyor? Ya Eskişehir'deki balık pazarından geliyor olabilir. Babamdan geliyor olabilir. Babam çok severdi balığı. Eskişehir'deki Çukur Çarşı derler balık pazarı. Ben son yıllar sonra eski spor için geldiğinde de ben oradan çıkmadım yani. Hı, hı Tabii Çinekop yemememiz gerekiyor aslında ama ben onu bilmiyordum. Yani Çinekop'un Lüfer'in yavrusu olduğu yenmemesi gerektiğini bilmiyordum. Çinekop'u çok çok severdim. Aşağı yukarıda iki günde bir, bir buçuk kilo alırdım. Tamam da kendim yerdim. O zaman çocukların <laughs> annesi yemiyordu balık. Severdim ama bu konunun priması Metin Hoca'dır. Hı. Yani hangisi buğulama, Hangisi kırmızı su, hangisi beyaz su? Aa ee, o kadar. Tabii. Tabii. O zaman bir gün bir yemek programı yapalım hocam içimiz. Metin Hoca'ya kimse yetişemez yemek konusunda. Yalnız ona programınız olursa sorun. Mutfakta en iyi kim onu söylesin. Oo güzel. Evet. İddia, buradan bir iddia daha geldi. Futboldan Önce... ama mutfakta <laughs> tanımam. Eğer... Önce Onur Özen'e gözda. Evet. Ardından Metin Hoca'ya Metin Hoca'ya evet. Hoca yemeği bilir. Ben yapmayı bilirim. Güzel. Japonya mı Brezilya mı? çok zor soru ya. <laughs> yani gitmek istediğim yer Japonya. İyi ki gittim, bulundum dediğim yer Brezilya. Çok güzel. Ömür boyu sadece bir lig izleme hakkınız var. Hangi ligi izliyorsunuz? Bundesliga ile İtalya arasında git gel yaparım. Premier değil. Yok. Aa. İtalya da değil. E siz da seversiniz. Ya İta İtalya veya bundesliga, ya bundesliga dedim. Net de değilsiniz ama orada. İkisi arasında git gel yaparım yani. Bunla, bu ikisinden vazgeçmem. Yani tercih etme konusunda da yazı turaya kalır en sonunda. Bunda siga çıkarsa? Tamam. tamam mı? İtalya şimdi üzülürüm. tamam. <laughs> Zico mu Pele mi? Benim izlediğim Zico. Ben onunla hayranıyım. Hı hı. Güzel. Maradona mı Messi mi? Maradona. Hocam yönettiğiniz takımla kaçarsa öyle bir penaltı oldu ki son dakika kaçarsa dünyanın sonu geliyor. Hı hı. İstediğiniz birine de değişiklik hakkınız da var. Birisi kullanacak o penaltıyı. Kim? Alex. Alex mi? Evet. En güvendiğiniz o. Evet. Frikik olsa? Alex. Penaltıda da frikikte de Alex. Ee, oldu benim başıma geldi bu. Nasıl? Ya ben bir taşın üstüne oturup böyle deli ziya karakteri vardı hatırlar mısınız? Gırgır'da. <laughs> Has, e, Hasan Kaçan çiziyordu galiba. Onun gibi oturup böyle düşündüm benim hayatım bitti diye. Bir bir penaltı direğe vurdu. play kaybettik. kaybettik Sakaryaspor onlar hmm. şampiyon oldu çıktı biz çıkamadık. Orada böyle oturup düşünmüştüm ya. Yani. O o an mesela geri gelse o penaltıyı Alex atsın isterim ya. Yani. Hocam ağzınıza sağlık. Sizin o zaman ikinci mi? bölümü noktalıyoruz. Üçüncü bölümde oyun oynayacağız, <laughs> eğlenmeye devam edeceğiz. Oraya bekliyoruz